Resist it. I know. I can't. Herkese günaydın arkadaşlar. Bakın baklavayı nasıl yiyecek şimdi. Diyor çatal kullanmamamız gerekiyor. That's nice, isn't it? Yeah, ben de ondan dün bir çatal aldım. Hepsini bitirmemişim. Güzeldi baya. Baklava da tadı güzel. Dün Serhat cinsiyeti öğrenince baklava tatlı falan aldılar. Dün yemek dün sonlandırmadım, hatırlamıyorum herhalde. O da çok eğlenceli geçti. Sonra buraya geldiler. Buraya getirdiler. Burada yerler diye. Tabii ki yemediler. Burada kaldı. Sonra da eğer ben çabuk yok etmezsem gözümün önünde kötü olur. Çay kahve yaptım şimdi. Dona'ya. Dona yesin. Sabah güzel çocuklara da pankek yaptım. Kabartma tozum yoktu. Kabartma tozsuz yaptım. Ama yine de güzel oldu böyle. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle hızlı bir geçiş oldu arkadaşlar. Birkaç gündür bayağı yoğun koşturmalı zaman geçiriyoruz. Sabah da Dona aradı. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Parka gidelim falan dedi. Ben de dedim hiç parka gidecek gücüm yok, halim de yok. Evde darmaduman dedim. Daha videoyu editlemedim dedim. Neyse dedim sen buraya gel. İkna ettim, buraya getirdim. Buraya geldiler. Bir iki saat duracaklar. Ondan sonra Aaron'ın futbol dersi var diye 4 gibi çıkarlar. 4.30 gibi. Öyle yani. Açılış hemen hızlı oldu. Geçiş hızlı oldu. Ama biz bir kahve içeyinde otururuz. Ben size bugün çok güzel bir şey göstereceğim. Daha bir şey yemedim. Canım istemiyor pek de. Ama size çok harika bir şey göstereceğim. Ben biliyorsunuz şey, hani detoks yapmak istiyordum ve Fadime'nin bana gönderdiği onlara ne diyorlar ya, ready prepped meal gönderdi. Hepsini kendi eliyle kendi elemeye kendi yaptığı yemekler 3 günlük dolapta tutuyorsunuz ve 3 gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Öyle günlük sağlıklı detoks yaptığım zaman kendi yaptığım yemekleri şimdi Fadime yapıyor, güzelce paketliyor ve isteyenle, çalışana, zaman olmayanlara böyle hazır paketli halinde dağıtım yapıyor. Lansman aslında haftaya başlayacak ama ben dayanamadım, dedim Fadime bana gönder. Zaten bir kere göndermiş, bu ikinci gönderişi. Şöyle biraz bir şeyler yapayım. Aşkım, no snacks for me, for you, you can eat snacks. Bana diyor ki abur cubur yoktu diyor, dedim bana yok, sana var. Ya, ya gel vücudu göster, hava atıyor orada. Look. Dön, ya. Gördün mü, sap sayıp kız. Can you do this? And eat everything. Tell Donna to do it. Of ya, ben her şeyi yiyorum. Aslında her şeyi yiyor, evet, ama spor yapıyor. Neyse, öyle o yemekleri göstereceğim. Acayip güzeller ve bugün 3 öğünümü de bugün yiyeceğim. Yarın da 3 öğünümü yiyeceğim. Heyecanlıyım. Çünkü en güzel yemek kendi yaptığın yemek olmayandır arkadaşlar. Değil mi? Öyle miydi? Yani en güzel yemek mutfakta harcanılmayan yemek. Karışırım, hep pretzel gibi şuraya. Evet arkadaşlar, şimdi size şöyle bir şeyler göstereceğim. Bakın burada Fadime'nin bana gönderdiği meal prepler burada. Saati kaç ettim? Saat 2, 2'yi geçiyor biraz. Ben işimi daha yeni bitirdim. Sağ olsun Dona da burada yanımda bana eşlik etti. Şöyle mercimek çorbası, 2 tane bir de brokoli çorbası vardı. Onlar tüketildi, bitirdi. Şimdi ise ben mercimek çorbasını yiyeceğim. Burada açma yeri var. Bunların lansmanda ben daha fazla tanıtımını yaparım ama bunlar bence o kadar pratik ki çalışan insanlar, anneler için, çalışan kadınlar için çok pratik bir şey. Tabii erkekler de kullanabilir. Tamamen böyle sağlıklı beslenme, gıda. Bu yeşil mercimek yemeği, bu siyah pirinç salata, bu da brokoli salatası, bu da taze fasulye, taze yeşil fasulye yemeği. Şimdi ben ilk önce mercimek çorbamı içeceğim. Akşama doğru da bir tanesini yerim. Büyük bir ihtimalle siyah pirinç salatasını seçeceğim. Bunlar böyle. Diğerlerini de yarına saklayacağım.
O yüzden Fadime'cim teşekkür ediyorum. Fadime'nin bütün bilgilerini de aşağı yazarım. Böyle bir şeyde ilginiz varsa bakabilirsiniz. Acayip güzel. Ben bunu şimdi mikrodalgada ısıtacağım. Açalım kutuyu bakın. Böyle mercimek çorbası. Gördüğünüz gibi muhteşem. Çorbamı yiyorum arkadaşlar. Ellerine kollarına sağlık Fadime'cim. Çünkü muhteşem. Bir tık acı. Ama acıyı da neden koyduğunu tahmin edebiliyorum. Ama çok lezzetli, çok güzel. Damak tadına uygun. O yüzden eline koluna sağlık. Ben afiyetle şimdi çorbamı yiyeceğim. Doma'ya da dedim kutulardan bir tane seç ye. İstemiyor. Kokun dedi. Bunu tadına bak diyorum. Senin elinde olmayan hiçbir şey yemem diyor. Kız Dona. Güzel, bayağı güzel. Şey. Yeah. Dona maziye daldı. Dalmasın da ne yapsın? Show the other picture with just the one you showed me. Saçını şey istiyor. Diyor ki kahverengiye boyatmak istiyorum. Çünkü saçım bayağı yıprattılar diyor kuaförde. Sonra şey halini gösteriyor bu saçı daha sağlıklıyken kendince. Çocuklar da güzel oynuyor. Çekeyim size. Birileri puzzle yapıyor. Evet. Birileri puzzle yapıyor, birileri bebeklerle oynuyor. Oğlanlar FIFA oynuyor. Böyle. Ama Dona bu this does not look like me. You look better now, Dona. Stop crying. Dedim daha iyisin şimdi, ağlama dedim. Ah, ama Dona, you do look very young. Wow, Dona, look at your face. She's chubby, is it? Yeah, bak. Kız şimdi kendine hiç benzemiyor. Yeah, ama Dona, we was young, you know, we're getting old as well. Yeah, I was 26 years. Yeah, bak 26 yaşım varmış. Dedim yaşlanıyorsa, yani kimse kalmıyor. Eskisi gibi. Aha, ben de çorbamı içtim. Çok lezzetliydi. Doydum. Üstüne de 2 bardak su içtim. Aç hissetmiyorum kendimi ama şimdi arkadaşım da burada ya. Böyle canım bir atıştırmalık bir şeyler de istemiyor değil. Ama yemeyeceğim. Should I make us Turkish coffee? No, I'm fine. Are you sure? Yeah. Are you sure? Espresso or Turkish coffee? No, but I don't want anything, honestly. Bu kıza ne bir şey yedirtebilirim, ne bir şey yaptırtebilirim. Neyse. Yeah. Ben kendi evimdeymişim gibi hissediyorum zaten. Okay, biz oturalım biraz arkadaşımla sohbet edelim çünkü video düzenledim o yüzden. She left me today. Just, yeah, just on the laptop. Diyor beni bıraktı, bugün çalıştı. O yüzden biraz ilgilenip ondan sonra sessizken konuşabiliriz. Dona gitti. Ben de çocuklara dedim biraz resim boya bir şeyler yapın dedim. Çünkü televizyonda bayağı uğraştılar. Çok acıktım. O yüzden Fadime'cimin brokoli salatası kutusunu açtım. Saat de 5 oldu zaten. O yüzden ben bunu yiyeceğim. Serhat bugün düğüne gidecek, bir düğün var. Ben o düğüne katılamayacağım ama Serhat gidecek. Oluyor aşkım, fırına attım, oluyor. Çocuklara da öyle pratik balık ve patates vardı, onları aldım. Ben de bunu yiyeceğim. Şimdi direkt hiç şey bile koymayacağım. Tabağı bile boşaltmayacağım ama harika görünüyor. İçinde ceviz, badem değil bu. Ne bu? İşte çekirdek. Çekirdek var. Bakın nasıl fresh duruyor. Şöyle göstereyim. Nasıl fresh duruyor. Görürsünüz bu şekilde. Ben de bunu yiyeceğim arkadaşlar. Afiyet olsun bana kız. İyi ki varsın Fadime. Bu şekilde. Hiç düşünmüyorum bugün ne yemek yapsam. Kendim sağlıklı bir şey ne yesem. İşte ya ne yiyeceğimi bilemiyorum. En iyisi ekmek arası dürüm mü yapsam demiyorum. Çünkü paketim hazır ve paketimi yiyeceğim.
yeşil elma da var içinde. Hı hı. Çıtır şeyleri çok severim ben. Brokolinin verdiği o çıtırlık, elmanın verdiği o tatlımsı, kapya biberin verdiği o çıtırlık ve tatlımsı. İnanılmaz lezzetli, sağlıklı ve sebze. Hı? Dona'yı gönderdik. Kaç gibi hatırlamıyorum. Saat onlar 4.30 gibi çıktılar. Ben ise şey yemeğimi yedim, brokoli salatamı. Kapılarda havlar, her şey nefes nefese kaldım. Dona'yı yolcu ettikten sonra yemek yedik. Çocukların da karnını doyurdum. Ondan sonra planda yoktu ama yukarıyı temizleme içgüdüsü geldi. Çünkü çok dağınıktı, çok kirliydi ve temizlenmeye ihtiyacı vardı. Tabii ki Arya'nın odası. Benim gibi yani çocuk oyuncaklarını temizlerken her şeyi bir kutuya atan kişi misiniz? Yoksa her küçük şeyi farklı farklı kutulara ayıran kişi misiniz? Ben işte o ikinci olan kişiyim. O yüzden bayağı zaman aldı. En fazla Arya'nın odası aldı. Ne oldu? Little play mimic. Just for a doll. And he doesn't like dolls. Ama biraz o Arya... See, I give him this and he needs it. And I don't like pink. Tamam, bırak kendi seçsin. Arya kendi oynuyor işte, kutularına yine ayırdık böyle. Gördüğünüz gibi toplar toplamaz yine geldiler. Dağıttılar. Tozlarını falan aldım. Camın tozunu aldım, sildim. Bunları tekrar yerleştirdim. Ondan sonra yine indi. Bu Elsa evi de oradaydı. Çünkü yer kaplıyor. Bütün oyuncakları böyle. Normalde bahçedeydi biliyorsunuz ama bahçede olunca hiçbir şeyle oynamıyor. O yüzden böyle güzel oluyor ikisi, çünkü odaya giriyor, saatlerce oynayabilirler bu şekilde. Onlar oynasınlar. Ben de geldim şöyle benim odaya süpürdüm. Şimdi bu köşelikleri şu Dyson'un küçük ucuyla alacağım. 2-3 güne bir almaya çalışıyorum. Daha kötü olmadan daha kolay işim bitiyor o şekilde. Böyle ütülenecekler var, çocukların üniformaları var ve bizim yetişkin kıyafetleri var. Bunları da çocuklara uyuttuktan sonra ütülemeyi düşünüyorum. Çünkü şu ütü masasının şöyle temiz olmasını istiyorum. Yani bu. İstediğim bu. Çok şey istemiyoruz anne olarak ama nedense işte makine doluyor. Burayı topluyorsun. Alttaki sepet doldu. Alttaki sepet doldu, taştı. Şöyle böyle alıyorum. Başlıkla çok da rahat oluyor. Çok fazlaca toz oluyor arkadaşlar. Kendi evinize yaptığımız hissetmiyormuş gibi, bir de ben çekeyim beni izleyin. Yoruluyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın, dünkü videoyu hiç sonlandıramadım. Çünkü etrafı topladım, çocukları uyut derken bayağı da geç olmuş zaten. Kendimin de o 2-3 günlük verdiği yorgunluk sayesinde ben de erkenden uyudum. Bütün yorumlarınızı alıyorum arkadaşlar. O yüzden kısa bir böyle sorularınıza cevap vermiş olayım. Mehmet'i çok sormuşsunuz. Mehmet'i çok beğenmişsiniz. Mehmet zaten öyle şen şakrak komik bir amca. Mehmet amca en iyisi yazmışlar. Ve eşini falan merak etmişsiniz. Mehmet'le eşi maalesef yollarını ayırdılar. 2 seneye yakın oldu yani. Onlar ayrılar. Her biri kendi yollarında, mutlu olsunlar inşallah. Öyle. Ondan sonra Mahmut'un yaşını, Rozan'ın yaşını sormuşsunuz. Mahmut
Atıyorum şu an, çok iyi atacağım. İkisi aynı yaşta zaten. Aralarında 2-3 ay var sanırım. Atıyorum şu an. Ama gerçekten de öyle. Hatta arayayım bir sorayım. Hello. Razan. Yeah. Mahmut kaç yaşında? 27. Sen kaç yaşındasın? 26. Tamam. Niye? Çok merak edilmiş ya soru. Çok güzeldi demeyiz abla. Süperdi Rozan. Keşke bir daha yaşayabilsek o günü değil mi? İşte Rozan düğün de öyle oluyor biliyor musun? Her şey o kadar güzel geçiyor. Ondan sonra diyorsun ki bir gün daha yapsam olmaz mı? Olmuyor. Çok güzel. Bitmesiydi. Çok güzel. Çok güzeldi yani, inanılmaz güzeldi Rozan. Değil mi? Tamam neyse. Beni sonra ara video bitince, tamam mı? Tamam, bay. Hadi bay. Öğrendiniz. Ondan sonra şeyi söylemişsiniz. Ezgi işte cinsiyet partisinde videonun başında zaten spoiler vermişsin. Aslında ben onu edit yaparken orayı kesecektim. Ondan sonra dedim ki ya zaten izleyicilerim bilirse bilsin zaten. Çünkü sonuçta o balon patladığında, o konfeti dağıtıldığındaki o yüz ifadesindeki o şaşkınlığı insanlar merak ediyor yani. Yoksa erkek olsun kız olsun zaten hiçbir şekilde hiç kimse için fark etmiyor. Önemli olan sağlıklı olması. Öyle. Başka soru çok gelenlerden, ha Serhat neredeydi nişan günü? Serhat oradaydı zaten arkadaşlar. Hatta bir kısımda bulabilirsem o kısmı buraya paylaşacağım. Dur ben kocamı içeri alayım, gel. Ya senin bu sigaran benim mahvetmiş. Vallahi. Az solist adam, herkesten sonra gelecek. Serhat vardı ama Serhat ortalıkta bulamadım. O kadar kalabalıktı ki zaten 200-300 kişiye yakın insan vardı orada. Ve o bir şeylerle uğraşıyordu, ben bir şeylerle uğraşıyordum. O yüzden de böyle hani oraya da oturmaya gitmedik sonuçta yani, dayımın kızın nişanı. Sürekli ayaktaydık, bir şeylerle ilgileniyorduk derken birbirimizle ilgilenemedik tabii ki. O da oradaydı. Ya şu an ismi yok ama şöyle bir şey yazmış. Ezgi ilk hamileliğinde seni her gün izledim. İzledim ve oğlum doğduğunda 3 gün yaşadı. Oğlum Ekin Atay'ı kaybettikten sonra seni izleyemedim, kötü oldum. Fakat seni izlemeye tekrar başladığımda ise bugün hamile olduğumu öğrendim. Benim için çok ayrı yere sahipsin artık. Ya çok 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 öpüyorum. Başın sağ olsun. Umarım sağlıklı kucağını bebeğine alırsın. İyi ki varsınız, öpüyorum. Ya herkes çoğu şey yazmış. Neden elbiseleri gösterdin diye. Kız nasıl göstermeyeyim? O kadar almışım şak şak şeyler yani. Gösterim ben de, bana ne. Erkek aldığın oğlan kıyafetlerinden anladım Ezgi. Kız anlayın anlayın zaten. Siz anlayın. Maksat o anlamaz. Özlem anlamasın. Böyle yani. Rukiye'ciğim yazmış. Kurban olurum. Yaradana sağlıklı gelsin paşa. Yengeyle konuşmuştuk, erkek diye tahmin etmiştim. Rabbimiz, Fahriye. Ha, Özlem'in annesiyle Fahriye yengeyle konuşmuştuk. Erkek diye tahmin etmiştim. Rabbim isteyen arzu edenler hayırlısıyla nasip etsin. İnşallah Rukiye, burada seni ve bütün aileni öpüyorum. Seviyorum sizi çok çok. Mehmet'in eşi yok mu? Çokça sorulmuş zaten o soru. Bazı şeyler videolarda zaten donk diye belli oluyor ama illa benim söylememi istiyorsunuz. Gelin damat kaç yaşında özel değilse, bunu da çok 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 merak ediyorlar. Öyle, bu kadar olsun, yeter arkadaşlar. Yarın görüşürüz çünkü yarın çok işimiz var. Bye.